Kamurça hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi parev diyerek başlayalım programımıza. Bu hafta da farklı bir konuyu, farklı bir gündemi ekranlarınıza taşıyacağız. Belki de daha önceden Arta TV'de ekranlarda gördünüz, duyduğunuz haberleri bizi takip edenler bilirler. Mardin'de bir Süryani rahibin, Rahip Aho'nun cezasının kesinleşmesiyle ilgili bir karar geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. Zaten dava devam ediyordu. Bu konuyla ilgili bir de kampanya başlatıldı. Rahip Aho'ya özgürlük diyerek bu kampanyaya da destek verebilirsiniz. Bunu da hatırlatmış olalım. Bu hafta Süryani Dernekleri Federasyonu'ndan Süryani Dernekleri Federasyonu Başkanı Evgil Türker konuğumuz olacak. Kendisiyle bu konuyu, sadece bu konuyu değil aslında Mardin'i ve Türkiye'li Süryanilerin sorunlarını biraz konuşmaya çalışacağız. Hoş geldiniz Sayın Türker yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. Sayın Evgil Türker, öncelikle isterseniz bu sıcak, yani sıcak denebilecek bir gelişme diyelim. Bu cezanın verilmesiyle birlikte tabii ki ceza uygulanmayacak. Böyle bir bürokratik bir süreç var zannedersem. İsterseniz bununla biraz anlatarak başlayalım. Daha sonra Türkiye'deki Süryanilerin şu andaki durumuna, sorunlarına da değinelim diyeceğim. Nedir şu andaki durum, adli durum en azından? Şimdi tekrardan saygılarımı, selamımı sunuyorum bütün atatürkçülerine. Şimdi Rahip Aho'nun bu bellidir. Bu bir yıldır, bir yıl, iki ay, üç aydır medyada işleniyor. Hı hı. Çok eski, daha eskidendir. Aslında 2,5 yıllık bir süreç, bir geçmişi vardır bu olayın. İşte yardım yataklıktan, işte ekmek verdi, su verdi diye. 2,5 yıl önce yani askerlerin yaptıkları bir operasyon, oraya gidiyorlar, tabii tespit ediyorlar oraya gittiklerine dair. Oturup görüşüyorlar, diyorlar bir daha olmasın, bir tutanak tutuluyor. Ondan sonra olay kapatılıyor, yani herhangi bir dava da açılmadı. Yani olay 2018'de meydana geliyor. Ne hikmetse 2020'nin başlarında bir dava açılıyor, yani herkes şaşırdı. Bizler de şaşırdık. Niye 1,5 yıl sonra bu dava açılıyor? Hatta bir operasyon biçiminde diğer 2-3 Süryani daha başka Kürt köylerinden bazı muhtarlar alınıyor. Sorgusu sonrasında, savcılık sorgusu sonrasında mahkemeye çıkarılıyor ve hemen tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderiliyor. Yani orada 4-5 gün kalıyor. Daha sonra oluşan tepkiler üzerine rahibi bırakıyorlar, serbest bırakıyorlar, tutuksuz yargılanmak üzere. Ve dava devam ediyor. 3-4 tane mahkeme oldu. En son geçen hafta verilen karar 25 ay, yani 2 yıl 1 ay bir ceza verdiler Rahip Aho'ya. Tabii bu Süryanilerin vicdanında, Süryanilerin şeyinde epey bir etkisi oldu, ağır bir etkisi oldu. İlk kez böyle bir şeyle karşılaşılıyor. Bir rahip dağ başında, Bagok Dağı'nın başında. Gerçekten hiç kimse yok oralarda. Tabii yakınında bir Süryani köyü var, yok değildir. Ama bir 2 kilometre falan uzak o köyden de. Genellikle kendisi bazen yalnızdır, bazen onunla 2-3 kişi oluyor. Tabii Rahip Aho, şöyle diyeyim, bu 10 yıldan fazladır orada. Yani şimdi görüntüleri de izlediğimiz manastır. 90'lı yıllarda tamamen, 80'li yıllarda tamamen harabe bir hale gelmişti. Yani bir harabeydi. Geldi oraya, bayağı bir emek sarf etti. Tabii sadece kendisi değil, bütün Süryaniler yani bu konuda el birliğiyle yardımcı oldular. Ve o manastırı bugünkü haline getirdi. Yeni yapılar daha yapıldı onun etrafında. Gerçekten bir hayat verdi o dağa, o köylere, o yerlere. Ve manastır da 1500 yıllık bir manastır, yani eski bir manastır. Ve Rahip Aho orada ibadetini yapıyor. Orada insanları misafir ediyor. Orada gelen gidenlere misafirperverlik yapıyor. Ve bu olay öyle olduktan sonra tabii ki söylediğim gibi Süryanilerde büyük bir tepki oluştu. Ondan sonra Rahip Aho'yu bıraktılar. Bıraktıktan sonra söylediğim gibi işte geçen haftaki şeye kadar
25 ay örgütte yardım ve yataklık adı altında bir ceza veriliyor. Tabii bu istinafa götürülecek bu dava. Eğer istinafta herhangi bir bozma falan olmazsa Yargıtay'a gidecek. Tabii bütün Süryani sivil toplum kuruluşları, bütün Süryaniler bir bütün olarak yani bu davayı takip etmektedirler. Ve gerçekten de önemli bir dava olduğu için ilk kez söylediğim gibi ilk kez bir din adamı, hele hele rahiplik mertebesi, çünkü papazlarla rahipler ayrı iki tane farklı şekilleri var. Papazlar evli oluyorlar bizde. Halkın arasında genellikle yaşıyorlar. Ama rahipler öyle değil. İnzivaya çekilmiş tek başlarına veya işte 3-5 insanla birlikte manastırlarda, dağ başlarında yaşamaktadırlar. Yani Rahibahu kendini Mesih'e, Mesih'in felsefesine, Allah'a adamış bir insan yani o dağ başında. Yani kendisi de söyledi, yani benim kapımı kim çalarsa ben onu geri çevirmem. Bu benim felsefem gereği, Hristiyanlık felsefesi gereği, Mesih'in felsefesi gereği. Yani kim çalarsa benim kapımı ekmek tursudur veririm. Yani bunu da inkar etmedi Rahibahu ve neticede böyle bir ceza almıştır. Rahibahu, yani Rahip Sefer Bileçen ismiyle aslında sizin de bahsettiğiniz bu açıklamayı yaptı. Siz kendisiyle bu süreçte görüşebildiniz mi? Şu anda bu zaten bir istinafa gidecek bir sürünce mi? Ama bir yerde aslında Süryani halkına, daha doğrusu Türkiye'deki Hristiyan halkına da genel anlamda bir mesaj da veriyor. Yani çok da bir korkularının, içe kapanık olmanın aslında birazcık da sonucunu görüyorlar gibi. Yani bunu yaşıyorlar tenlerinde bu haberlerle birlikte. Çünkü aynı zamanda tabii o konuya da girebiliriz. Geçtiğimiz yıl yine daha önce yine Şimuni Diril, Rümüz Diril'in bulunması ile ilgili yapılan kampanyalar, işte bir Süryani Kilisesi'ne ait bir arazinin otoparka dönüştürülmesi, böyle geri dönenlere karşı yapılan uygulamalar biraz da çekinceme yaratıyor halkta diye düşünebilir miyiz? Öyle bir tavır ya da öyle bir his var mı? Doğrudur, doğrudur. Şimdi Süryaniler 1915'i yaşamış bir toplum, Ermeniler gibi. Gerçekten 1915'ten sonra Süryaniler kendilerine gelemediler. Yani öz yurtlarından edildiler, göç ettiler Lübnan'a, Suriye'nin değişik yerlerine, İran'a, Irak'ın değişik yerlerine. Yani bu Türkiye'deki Süryanileri ben kastediyorum. Evet. Ki 1915'te yoğun bir Süryani nüfusu vardı Türkiye'de. Ondan sonra söylediğim gibi Süryaniler birçok zorlukla karşı karşıya geldiler. İşte 1942 varlık vergisi Süryanilerin daha sonra bugünkü Kanunçlu ve çevresine, yani Haseke bölgesine göçleri oldu. Ondan sonra yurt dışına göçleri oldu ve Süryaniler hiçbir zaman yani velev ki anayasada herkes, yani din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin herkes birinci sınıf vatandaşsa öyle değildir. Yani biz bunu yaşadık, bizzat yaşadık. Kesinlikle sürekli o muameleye biz tabi olduk. Bütün Süryani toplumu, daha doğrusu bütün Hristiyanlar Türkiye'de, işte Rumlar olsun, Ermeniler olsun, Yahudiler olsun, gayrimüslimler, Ezidiler olsun. Yani bu uygulamalarla karşılaştık. Ve Süryaniler ürkekleştiler. Yani gerçekten de ürkekleştiler. Ta ki 2000'li yılların başlarında o dönemin başbakanı Bülent Ecevit bir çağrı yapmıştı 1999'da. Süryaniler köylerine geri dönebilirler. Gerçekten Süryaniler biraz bir umutla yani tekrardan hareketlendiler. Gerçekten de dönenler oldu. İşte o Bagok Dağı yasak bölgeydi. Terör bölgesi olduğu için yasak bölgeydi. O bölge açıldı. Orada Süryani 7 tane Süryani yerleşim yeri vardır. Bir de 14 tane manastır vardır o Bagok Dağı'nda. Ve Süryaniler başladılar manastırları tekrardan tadilat etmeye, köylerini tamir tadilat, yeni inşaatlar dönmeyle birlikte. Ta ki 2008 Mor Gabriel Manastırı davasına kadar. Mor Gabriel Manastırı'nın arazileri ki malumunuz o da yani bayağı gündemde bir yer tuttu. İster Avrupalıların ister Türkiye'deki hatta o dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan
bir açıklamayla işte mülklerin geri verildiğini söyledi. Tabii yarısı verildi o mülklerin, yarısı hala verilmedi. Ve o Süryanilerde bir kırılma oldu. Ondan sonra bu geri dönüşler de yavaşladı, durdu diyebiliriz. Ama yine de Süryaniler yani kendi ülkelerine, kendi topraklarına bağlı oldukları için o gidip gelmeleri, ziyaretleri kesmediler. Her ne kadar zorluklarla da zorluklar yaşansa da vazgeçmediler. Tabii bu 2015 yılından sonra çatışmalı duruma döndükten sonra bunlar tamamen yani olmazsa da bayağı bir azalma oldu. Belki iki yıl önce bir yoğun tekrar ziyaret, bir yoğun tekrar Tur Abdin bölgesine gelişler oldu. Tabii bu pandemiden dolayı da şey biraz durmaya başladı. Bunun yanında sizin de sorduğunuz gibi Hürmüz Diril ve Şmuni Diril'in olayı bu Süryanilerde gerçekten tekrardan bir ürkekliğe, bir korkuya sebep oldu. İki Keldani insanımız Betüşşerav'ın bir köyünde bir gece birileri gelip alıp götürüyorlar ve bir daha bir haber alınmıyor. Ondan sonra Şmuni Diril'in cesedi kendi çocukları tarafından bulunmuş. Ve bugüne kadar doğru dürüst bir soruşturma yapılmadı bu konuda. Yani bizim de müdahalelerimiz oldu. Hatta işte Süryani Milletvekili Tuma Çelik'le birlikte Betüşşerav'a kadar gittik, Şırnak'a kadar gittik. Oradaki devlet yetkilileriyle görüştük, kaymakam olsun, karakol komutanları olsun, bir sürü insanla görüştük. Neticede bir netice alamadık. Yani ta halen de Hürmüz Diril nerededir, ölü müdür, sağ mıdır bilemiyor. Ve bu konuda epey de çabalarımız oldu. Halen de biz sorup soruşturuyoruz. Gereken yerlere, gereken yetkililere ulaşmaya çalışıyoruz ki ulaştıklarımıza da bunu söylüyoruz ama soruşturma devam ettiği söyleniyor. Yani bu da bir soru işareti. Gerçekten iki tane Keldani Asuri insanımız o dağın başında birileri gelip götürüyor ve devlet orasını 24 saat gözetliyor. Yani eğer orası o kadar gözetleniyorsa yani nasıl halen fail bulunmadı ki bu iki insanımızın çocukları bazı ithamları vardır, suçlamaları vardır. İşte köyden akrabaları olan birisini itham ediyorlar. Bu adamın bu işin içinde olduğunu söylüyorlar. Ve maalesef bu adam alıp doğru dürüst sorgulanmadı. Yani bu da bir ayrı bir sorun. Gerçekten niye böyle davranılıyor? Yani aslında devlet oradaki savcılık olsun, oradaki mülki amirleri olsun ve yetkililer olsun Şırnak'taki gerçekten bunu hemen ortaya çıkarmaları gerekirdi. Çünkü Süryaniler, devlet de biliyor, Süryaniler Türkiye Cumhuriyeti'ne bir tehdit değildirler. Süryaniler Türkiye Cumhuriyeti'ne herhangi bir zararları olmadı, yarardan ziyade zararları olmadı. Neden yani bu insanları böyle ciddi anlamda ele alıp soruşturulmuyor durumları ve bu dirillerin durumu da halen öyle. Hürmüz Diril evet. Nerede olduğunu kimse bilmiyor. Evet, bir yandan aslında Evgili Bey görüntülerde de görüyoruz, haberlerde de sıkça kullanıyoruz. Şöyle bir görüntü görüyoruz hep. İnsanlar geri, özellikle de geri dönen Süryaniler köylerine gittiklerinde kendi el emekleriyle evlerini, barklarını yıkılmış, yakılmış bir artık hani başkaları yıkmış, yakmış olsa dahi kendi emekleriyle inşa etmeye çalışıyorlar. Biraz önce görüntülerini paylaştığımız sizi konuşurken Diril çiftinin kendi çabalarıyla taşları üst üste koyarak tekrardan ev inşa etme çabası ya da sizin de belirttiğiniz gibi 2010'larda tekrar canlanan manastıra geri dönen rahibin durumu, yani bir var etme çabası var Süryanilerin de kendilerini geri döndüklerinde. Bu geri dönüşler azaldı mı ya da zaten bağ kopmamıştı aslında. Süryaniler kendi köylerine gidip gelen insanlardı ancak bu geri dönüşlerde gözle görünür bir azalma oluyor mu yoksa bazı talepler mi öne çıkmaya başladı?
Şimdi bu saydığımız olaylar, bu son 10 yıl içerisinde, 12-13 yıl içerisinde meydana gelen olaylarda gerçekten bunlar ele alınsaydı, doğru bir biçimde bazı çözümler geliştirilseydi, ben inanıyorum Süryaniler çok farklı bir biçimde buraya döneceklerdi. Yani biz ilk başta da söyledik, yani bu geri dönüşler başladığında, ben de o zaman yurt dışındaydım, ben de 2010'da döndüm. Gerçekten biz dedik, Avrupa ile Turabdin arasında bir köprü oluşturacağız. Yani hem o batıda öğrendiğimiz medeniyet, öğrendiğimiz bazı zanatlar, bazı meslekleri Turabdin'e taşıyıp, Turabdin'deki bazı iyi özellikler de orada tanıtmak. Yani biz bu amaçla geri döndük. Gerçekten de öyleydi bizim hedeflerimiz ve halen de bizim hedeflerimiz öyledir. Yani Süryanileri, Avrupa'daki Süryanileri ve buradaki Süryanilerin arasında bir köprü oluşturup, ekonomik anlamda olsun, kültürel anlamda olsun, ticari anlamda olsun, mesleksel, sanatsal anlamda olsun, bunları buraya taşıyıp, buradaki halkları tekrardan kalkındırma, bölgeyi kalkındırma ve turizm en önemli ekonomik hedeflerin başında gelmektedir. Ki Midyat'a bellidir, yani şimdi Midyat'a yoğun bir turist akını oluyor. Türkiye'nin farklı yerlerinden. Mardin'e, hakeza öyle. Bunlar Süryanilerin kültürünü görmek için geliyorlar. Yoksa başka bir şey için gelmiyorlar ki burada en kadim kültür, en köklü kültür Süryani kültürüdür. Onun için yani devlet bunları halen de geç değildir. Gerçekten bu çıkan sorunlara veya çıkarılan sorunlara bir nokta koyulsa, bir çözüm üretilirse Süryaniler o güveni kazanırlar. Çünkü Süryaniler demin de söylediğim gibi gerçekten ülkelerine bağlı, topraklarına bağlı, köylerine bağlı insanlardırlar. Ve burada büyük yatırımlar oldu inşaat anlamında. Yapılan köyler, tekrar inşa edilen manastırlar, kiliseler, tamir edilen evler, yani büyük meblağlar, tekrardan büyük meblağlarda bir para koyuldu buraya, bu Turabdin bölgesine. Ve buradaki Kürtler gerçekten seviniyorlar. Süryaniler, Ezidiler geldikleri zaman. Çünkü niye? Bir ekonomik gelişme oluyor, bir ekonomik kalkınma oluyor. Yani bütün bölge halkları buna seviniyorlar ama maalesef halen hükümet yetkilileri bunu görüp gerçekten bir plan çerçevesinde biz bunu nasıl daha ileriye taşıyabiliriz noktasına ben inanıyorum daha gelmediler. Evgil Bey, bu noktada şunu da sormak istiyorum. Sürekli olarak bir Van'daki Ahtamar Adası'ndaki Surpaç Kilisesi'nin açılışından bu yana hep böyle bir turist gelecek, yurt dışından geri dönecekler ve aslında bizim turist diye bahsettiğimiz kişiler aslında turist değiller. Geri gelenler aslında o topraklarda yaşamış insanların torunları ve onların akrabaları oluyor bir anlamda. Sadece böyle bir bağ yok gibime geliyor. Yani Midyat'a gelen turistler var, yok değildir. Mesela 1 milyonun üzerinde 2019 sanırsam geçen yıl koronadan dolayı öyle bir yasaklar vardı, kimse gelmedi. 2019 yılında sadece Midyat'ta otellerde yatan yabancıların, yani dışarıdan gelen yabancıların sayısı 1 milyonu aşmıştı. Çok büyük, yani bir, rakam. Büyük bir rakam. Çok büyük, evet, çok büyük bir rakam. Sadece bunlar yatanlar, ama yatmayanlar hakeza çoktular. Yani gerçekten Midyat'a gelenler var. Yani Süryaniler dışında turist olarak gelen vardır. Yani o konuda yani bu hafta sonları tabii şimdi yasaklar başladı. Midyat'ta yani şöyle diyeyim, yani hem araç trafiği kilitleniyor, hem bütün caddeler, bütün çarşı dolup taşıyor yani. Bunlar da bu Süryani kültürünü görmek için geliyorlar. Eski evlerdir, manastırlardır, kiliselerdir. Onun için geliyorlar. Yani öyle bir durum vardı Mardin bölgesinde, Mardin Midyat'ta. Ama söylediğiniz gibi ben Van'a da gittim. Yani Midyat daha yoğun bir turist çekiyor Van'a göre. Çok güzel. Peki şimdi burada şunu da tekrar altını çizmek gerekiyor belki de.
Rahip Aho'nun dediği gibi aslında kendi dininin buyurduğunu yapıyordu ve bir yemeğini paylaşıyordu belki de. Ve kendisi de zaten şu anda kalarak, yani görevinin başında devam ederek aslında ne kadar güvenini ve inancını göstermiş oluyor çevresindekilere, hem diyelim adli makamlara. Yoksa birçok eski, yani 50-60 yıl önce olsa bir din adamının kalmasına gerek yok, hemen kaçabilirdi yurt dışına. Ki büyük de bir destek geldi Avrupa Birliği'nden olsun, hem de Avrupa'daki Süryanilerden olsun, federasyonlardan olsun ve sivil toplum örgütlerinden olsun. Siz görüşüyor musunuz kendisiyle? Doğrudur, görüşüyorum ki Tuma Çelik de burada, milletvekilimiz. Aslında bugün gidecekti, bu programdan dolayı dedim yani bugün gidemeyiz, yarın belki gidip ziyaret edeceğiz. Tabii bunun yanında Rahip Aho sadece Süryanilerin tepkisinden ziyade bizzat karardan iki gün sonra Amerika ABD Büyükelçisi bizzat Midyat'a geldi, Mor Gabriel'e gitti. Metropolitimizle bir görüşmesi oldu. Tabii ne görüştüler, ne konuştular, orada olmadığım için bilmiyorum. Hı hı. Ondan sonra Midyat'a geldi. Midyat'taki vakıf heyetiyle görüştü. Midyat'taki manastırı, bazı kiliseleri gezdi. Ondan sonra Deiruzzafaran'a gitti. Oradaki metropolitle de bir görüşmesi oldu. Yani bu da aslında bir mesajdır. Türkiye Tabii. Cumhuriyeti hükümetine bir mesajdır. Yani tam karardan iki gün sonra, yani resmi bir ziyaret değil, sadece Süryanileri ziyaret adı altında Midyat'a ve Mardin'e ziyaretleri oldu. Dün de Avrupa Birliği Türkiye temsilciliğinden bir ziyaret oldu. Yine aynı işte Midyat, Mor Gabriel Manastırı, işte Metropolit Samuel Aktaş'la görüşme. Hı hı. Oradan Deiruzzafaran'a Metropolit Saliba Özmen'le de bir görüşmeleri oluyor. Ve ben inanıyorum bunlar da bir mesajdırlar. Yani bu Süryaniler tamam kendi kurum kuruluşları bu sesleri çıkarabiliyor, bu tepkilerini ortaya koyabiliyor. En azından hem Avrupa Birliği çerçevesinde hem ABD'nin büyükelçisinin gelmesiyle bu da bir mesajdır aslında. Yani yoksa öyle hemen bu karardan sonra gelip ziyaret etmeleri, ki bu pandemi, bu yasaklar döneminde inanıyorum ki bu da Süryanileri bir anlamda sahiplenmektir. Tabii aslında yurt dışına baktığımızda bu konularda çalışan ve çabalayan insanların, kendi alanlarında yaratıcı olanların ve farklılıkların da bir desteklendiğini ve hor görülmek yerine de aslında davet edildiğini yönetime görüyoruz. Siz şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Avrupa Birliği'nden gelen ziyaretçilerden bahsederken bugün de Sabro'da gördüğüm bir haberi ben paylaşayım yine. O da bilgi olarak seyircilerimize aktaralım. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı, yani başkanı diyelim artık, Joe Biden, Süryani Kristin Abizaidi ulusal güvenlik liderliği pozisyonuna aday gösterdi. 11 kişi aday ama nihayetinde bir de Süryani aday göstermiş oluyor diyelim. Ve eski ABD Başkanı Barack Obama yönetiminde Savunma Bakanı yardımcısı olarak görev almış bir isim bu. Dolayısıyla farklılıkları, deneyimleri içine alarak beraber yürüyen bazı yönetimsel adımlar da sergiliyor yurt dışındakiler diyelim. Amerika Birleşik Devletleri de bunlardan biri, ki kabinesinde Türkiye'li birçok kişi de var Biden'ın çalışan danışman konumunda. Bu haberi de paylaşmış olalım. Peki Türkiye'li Süryanilere dönecek olursak, şu andaki sorunlar ve sorunlar çözülse bugün bile hala çözüme yakın olabiliriz dediniz biraz önce. Neler bu sorunlar ilk başlıca olarak ve onların çözümüne nasıl gidebiliriz? Şimdi sorunlar bellidir. Yani ya yeni değildir. Yani Türkiye Cumhuriyeti kuruluşu zaten tekçilik üzerine kuruldu. Yani biz bunun çok mücadelesini verdik, çok çabasını verdik bu son 15-20 yıldır. Yani bu tekçilik bir yere götürmez Türkiye'yi. Yani bu nettir. Yani tek millet, tek dil, tek bilmem ne. O konuda zaten sorunlar orada çıkmaktadır.
Yani bizim tek bayrakla, tek devletle herhangi bir sıkıntımız yok. Herhangi bir sorunumuz yok. Nedir? Madem ki biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarının yararlandığı haklardan biz de yararlanalım. Yani mesela Süryanice'nin resmi dil oluşması veya Süryanice dilinin okullarda okutulması, işte Süryaniler kamu kuruluşlarında görev alabilmeleri, yani ki yüksek düzeyli kamu kuruluşlarında ben inanıyorum bütün Hristiyanlar yer almamaktadır. Yani ne subay olabiliyor, ne hakim savcı olabiliyor, avukat olabiliyor ama hakim savcı olamıyor. Ne polis olabiliyor ki bir ara bunun propagandasını yaptılar ama inanıyorum o da boş çıktı, yani yok öyle bir şey. Biz 2013'te o anayasa değişikliği yapılacaktı. Bizim federasyonla da bir görüşmeleri oldu. O zaman Cemil Çiçek'ti meclis başkanı, bizzat kendisi de hazırdı. Biz orada önerilerimizi sunmuştuk. Yani federasyon olarak meclise davet edildik. Önerilerimizi sunduk ki halen o dosya bizdedir. Yani nasıl bir anayasa olmalı? Yani öyle bir hava vardı o dönemler ama maalesef işte 15 Temmuz olayları, ondan sonra 2015 7 Haziran'da Haziran 7 Haziran seçimlerinden sonra Temmuz'da oluşan çatışmalı ortam, bütün bunlar yok edildi. Yani bütün bunlar artık tartışılmıyor. Yani o günkü tartışmaları bugün kalkıp tartışarsak, o günkü talepleri bugün kalkıp dile getirirsek gerçekten bir sıkıntıdır. Ya bir soruşturma geçirmiş olursun, hı hı, ya gelip alırlar senin evinden. Yani sıkıntılar bunlar da sadece Süryaniler değil. Ben inanıyorum bütün Türkiye toplumları bu sıkıntıları yaşıyor. Başta Kürt halkı. Hı hı. Yani HDP'ye yapılan baskılar, HDP'ye yapılan tutuklamalar, gözaltılar. Yani gerçekten bunlar artık böyle kaldırılabilecek durumlar değildir. Hı hı. Yani Süryaniler bu toplumların bir parçasıdır yani. Aslında bugünkü var olan sıkıntılar, sorunlar ortaktırlar. Bu anayasanın ya anayasada yazılanları olduğu gibi uygulasınlar ki o da uygulanmıyor, ya da buna halklar birbirleriyle gerçekten sıkıntıları yok. Biz burada Kürtlerle, çoğunlukla Kürtlerle birlikte yaşıyoruz. Tabii bir kısım Halmiler var, Araplar var Mardin'de. Ama çoğunluklar olduğu için biz o kimliksel anlamda veya dinsel anlamda herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Yani ben 30-40-50 yıl öncesine göre bugün yani durumlar daha iyi, insanlar daha iyi önlerini görebiliyor. Kürtler siyasallaşmış bir toplum. Yani Süryanileri daha iyi tanıyorlar. Sadece işte Fıllah'tır veya Hristiyan'dır veya Gavur gözüyle artık bakılmıyor. Bunlar bu toprakların sahipleri. Ve bunlar en eski toplum burada. Birbirimizi gerçekten bugün daha iyi, 40-50 yıl öncesine göre daha iyi anlıyoruz. Hı hı. Bu da Kürtlerin siyasallaşması sonucu meydana geldi. Biz bunu işte devletten de bekliyoruz. Gerçekten bu sorunların bitmesi gerekir. Bütün halklar burada birlikte yaşamaları gerekir. Hı hı. Peki bu dedikleriniz aslında çok somut bir şekilde sizde de görülebiliyor. Evgil Bey, siz de dediniz ki mesela ben de yurt dışındaydım, ben de dönüşe karar verenlerdenim döneminde. Sizin bu süreciniz nasıl oldu? Şu andaki faaliyetlerinize devam ediyorsunuz. Bunlar mesela aslında ne kadar bağlı, toprağına ne kadar bağlı insanlar olduğunuzun da bir anlamda kanıtı oluyor. Siz nasıl karar verdiniz dönmeye? Yani şimdi ben yurt dışındayken de 23 yıl falan kaldım İsviçre'de. Tabii İsviçre'de fazla kalmışlığım da yoktu. Brüksel'de çok ben kaldım. O dönemler Medya, Med TV, orada Süryanice programlar ben uzun yıllar yaptım. Ondan sonra bir Süryani televizyonu kurduk, Suroyo TV. Orada da görevler aldım. Farklı kültürel, siyasal, farklı yerlerde ben uzun yıllar yani Avrupa'da çalıştım. Ondan sonra buraya işte Turabdin'e, Türkiye'ye Süryanilerin sorunlarını dile getirme açısından, kurum kuruluş oluşturma açısından ve burada faaliyet yapma açısından
geri dönüş kararını verdim ve geri döndüm. Tabii Tuma Çelik'le birlikte kendisi de daha sonra döndü. Bir Sabro gazetesini oluşturduk. Yani ilk önce Süryani Dernekler Federasyonu var olan midyatta ya daha doğrusu bölgede olan derneklerden bir federasyon oluşturup daha sonra Sabro gazetesini ortaya çıkardık. Yani Sabro gazetesinin de bir hedefi Türkiye'deki Süryanileri Türklere ve Türkiye'li toplumlara anlatmak. Yani ki Süryaniler bilinmiyorlar. Yani Süryani dendiği zaman Hristiyan anlaşılıyor. Öyle değildir. Hı hı. Tamam, belki ilk toplu olarak ilk Hristiyanlaşan halk Süryanilerdirler. Böyle toplu olarak Hristiyanlığı kabul eden halk. Ama Süryaniler sadece Hristiyan değildirler. Süryaniler Asurilerden, Babillerden, Arabilerden oluşan bir topluluktur. Çok eski bir geçmişi vardır. Mezopotamya medeniyetinin oluşmasında ve bölgeye bu medeniyeti taşırmasında büyük emekleri olan bir topluluk. En azından bunu bilmeleri gerekir. Ta ki çabaladık. Yani bugünlere kadar gelebildik. Tabii genel Türkiye'nin genel siyasi atmosferi bizi de etkiledi ister istemez. Sabro gazetesi olsun, hem derneksel çalışmalar olsun, o konuda belli bir şeyimiz oldu. Tabii bu süreçte işte HDP çerçevesinde bünyesi altında ilk kez Süryaniler meclise Erol Dora ile birlikte ilk kez meclise milletvekili gönderdiler. Bunun ikincisi de Tuma Çelik. Yani bu Süryaniler açısından gerçekten tarihsel bir önemdeydi. Halen de öyle. En azından meclis kürsüsünden Süryanilerin sorunlarını Süryaniler bizzat kendileri dile getirebiliyorlar. Yani bu tür çalışmaları bugüne kadar devam ettirmekteyiz. Söylediğim gibi sorunlar sadece Süryanilere yönelik değildir. Genel olarak yani herkese, yani biz de nasibimizi oradan alıyoruz. Yani öyle direkt gelip bizimle uğraşma falan yok, onu da söyleyeyim. Ama işte söylediğim gibi işte Diril çiftinin kaybolması, Rahibahoğlu'nun böyle pat diye birdenbire o mahkemesinin açılması ve ceza yemesi, bir de Mardin'deki Mor Efre Manastırı, yani o park, ben gördüm orasını gerçekten. Yani aslında yetkililer buna müdahale etmeleri gerekir. Sit alanı orası. Biz kendi ayağımıza baltayı vuruyoruz, sakatlıyoruz. Yani ben şunu iddia ediyorum, Mardin bölgesine doğru dürüst bir turizm programı yapılırsa, inanç turizmi programı, böyle ciddi anlamda bir plan ortaya konulursa, ben inanıyorum buradaki bütün insanlar, Mardin belki 1 milyona yaklaşıyor nüfusu, büyük şehirdir de, ben inanıyorum bu 1 milyon rahatlıkla turizm, inanç turizmi üzerine geçinebilir. Çünkü manastırsız, kilisesiz köy yok. İster bu köyler Arapların olsun, ister Muhalmilerin olsun, ister Kürtlerin olsun, ister Süryanilerin olsun, manastırsız, kilisesiz bir yer yok. Ki Turabdin'de, yani Turabdin dediğimiz bölge Diyarbakır Çınar sınırından ta Cizre'ye kadar, Hasankeyf'e kadar biz bu bölgeyi Turabdin olarak adlandırıyoruz. 300 tane manastır vardır bu topraklarda. Yani dünyanın en çok, ufak bir coğrafyada en çok manastır bulunan bir coğrafyadır. Yani buna ciddi anlamda, bu kültüre böyle sahiplenilirse, bir plan program konulursa, yani hem Süryaniler açısından, hem Kürtler açısından, hem Türkiye Cumhuriyeti açısından birçok konuda büyük bir gelişmeler kat etmiş oluruz. Aslında belki de sadece Mardin öyle bir yer ki gidenler bilirler, gitmeyenlere de buradan da tekrar söyleyelim, reklamını yapmış olalım, Kapı filmini seyretmiş olsunlar. Son dönem sosyal medyaya da çok düştü, mutlaka seyretsinler. Ama Mardin'i bilenler bilirler ki bütün kiliseler, bütün dinler orada yan yana. Bu sadece Türkiye'deki belki de dizilere konu olacak bir şey değil, aynı zamanda övünülecek ve yaşatılması gereken
bir durum oluşturuyor. Keşke bu şekilde gündeme gelinse, bir planlama yapılsa, eminiz ki Mardin çok daha önemli bir yere gelecek. Sadece turizm anlamında değil, belki de birlikte yaşamın örnek olacağı, dünyaya örnek olacağı bir kent haline gelecek. Sizin de dediğiniz gibi kilisesiz, manastırsız köy yok diyordunuz. Peki bundan sonrası için diyelim, şimdi Avrupa ile bağları çok kuvvetli Süryani toplumunun. Çünkü yani diasporasının olduğundan dolayı belki de. Bundan sonrası için Avrupa'daki Süryaniler mesela neler düşünüyorlar? Önünüzde bir yol, harita, yapılması gerekenler, yapmak istedikleri Süryani toplumunun var mı böyle bir durum? Şimdi ben federasyon olarak bunu belirtebilirim. Yani ancak kendi kurumumuz adına konuşabiliriz. Tabii biz Avrupa'daki diğer kurumlarla, yani kardeş kurumlarımız da vardır. Hı hı. İşte Avrupa Süryaniler Birliği vardır. Hı hı. Onlar birebir ilişkideyiz ki ben de orada uzun yılları yöneticilik yaptım. İşte Tur Abdin'e Türkiye'ye dönmeden önce. Onun bünyesindeki kurum kuruluşlarla, yani bizim plan programlarımız vardır, o konuda çabalarımız vardır, çalışmalarımız vardır. Yani biz elimizden geldiğince Süryanileri tekrardan bu topraklara çekmektir. Yani geri dönüşü sağlamak, geri dönüş olmasa da, yani sürekli olmasa da, en azından insanlarımızın gelip çocuklarını getirip, orada doğup büyüyen çocuklarımız, gençlerimizi buraya getirip en azından ata yurtlarını gezip görmeleri teşvik ediyoruz. Bazı konularda yatırımlara teşvik ediyoruz o konuda. Hatta var olan köyler, işte harabe olmuş köylerin tekrardan imarını, ki bunlar çok sayıda yapıldı. Hı. Az önce de söyledim. Gerçekten milyonlarca euro koyuldu bu köylere. Hem yeni inşaatlar, yeni evler inşa etmeye, bir de eskileri tekrardan tadilat, tamirat yapmaya. En başta da manastır, kiliseler, ki çoğu yapıldı, halen de yapılanlar vardır. Yani bu konuda bizim çabalarımız vardır, şeylerimiz vardır. Biz demiyoruz illa ki bütün toplum buraya gelip geri dönsün. Mümkün değildir. Benim de bir oğlum şimdi yanımda, bir oğlum orada, İsviçre'de meslek edindi orada. Mesleği var, işi var, gücü var, çalışıyor. Neticede en azından işte o gençleri getirip buraya, işte bizim yaşımızda veya emekli olan insanlarımızı teşvik edip buraya yerleştirmeye, ki yerleşenler de oluyor. Yani çünkü bir emekli Avrupa'da ne yapacak? Evinde oturacak. Yani sıkıntıdır onlar için. Yani 60-65 yaş, o da geç değildir. Yani epey gelenler oluyor o konuda. Hatta tamamen yerleşmeye gelenler oluyor ki emekli olmuş, orada maaşı vardır. Ekonomik olarak herhangi bir sıkıntısı yok. Gelip yerleşiyorlar. Biz bunları teşvik etmeye çalışıyoruz ve bundan sonra da o çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Tabii söylediğim gibi buradaki siyasi atmosfer, siyasi süreç nasıl bir seyir izleyecek, ona göre de ister istemez insanlar ona göre kendilerini ayarlayıp ona göre adım atıyorlar. Peki, çok teşekkürler Sayın Evgil Türker, katıldığınız için programımıza. Süryani Dernekleri Federasyonu Başkanı. Çok teşekkür ederiz. Bu arada Tuma Bey'le, Tuma abimizle birlikte, Tuma Çelik'le birlikte Rahip Aho'ya da selamlarımızı ve desteklerimizi lütfen iletiniz bir daha gittiğinizde kendisine. Siz de belirttiniz galiba, haberlerde olsun, şeylerde olsun. O yapılan iftira boşa çıktı, beraat aldı Tuma Çelik. Evet. Gerçekten çok ince ayarlanmış bir kumpastı. Evet. Ben bütün detaylarını yakinen biliyorum. Hı-hı. Gerçekten de öyle bir yoktu. Ve neticede mahkeme beraat verdi. Bu da sanırsam bütün Süryani toplumu için bir sevindirici haber oldu. Ve Tuma Bey de bundan sonra çalışmalarını kaldığı yerden devam edecektir. Tekrar teşekkür ederim bütün Artı TV televizyonu seyircilerine, özellikle de size Aris Bey.
Ben teşekkür ederim katıldığınız için. Siz de belirttiniz, ben de bir kere daha altını çizeyim. Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi beraat kararı vermişti Tuma Çelik'le ilgili. Bu davada bunu da buradan belirtelim. Tuma Çelik görevini devam ediyor zaten. Bu şekilde aslında daha da çok aktif bir Süryani toplumu göreceğiz ve katılımını da sağlayacaktır. Zaten Tuma abinin aktif olmamasını öyle bir seçenek görmüyorum. Sabro'dan beri kendisini takip ediyor, duyuyoruz. Çok teşekkürler Evgil Bey katıldığınız için yayınımıza. Evet, bu haftaki programı da bu şekilde aslında birçok konuyu ele alarak yapmış olduk. Hem Rahip Aho'ya, Hürmüzdi ile Süryanilerin Midyat'taki, Mardin'deki durumuna, oradaki kilisenin arazisine, manastır arazisine yapılmak istenen otoparka kadar birçok konuya değindik. Süryani Dernekleri Federasyonu Başkanı Evgil Türker konuğumuzdu. Bu haftayı da böyle noktalıyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Tıdesutyon diyelim.